10 Ekim 1965. 1965 genel seçimlerinin yapılması. 1965 seçimleri Türkiye için bir dönüm noktası oldu. Süleyman Demirel 1965 seçimlerinde Adalet Partisi'ni birinci parti yaptı. Oyların %52,9'u olan 4.921.236 oyla 240 milletvekili seçtirdi. Senato'ya ise Adalet Partisi'nden 97 senatör seçildi. Büyük oy yıkımına uğrayan CHP ise %28 oy alarak 134 milletvekilliği kazanabilmişti. Osman Bölükbaşı liderliğindeki Millet Partisi 31, Ekrem Alican liderliğindeki YTP ise sadece 19 milletvekilliği kazanabilmişti. Bu seçimlere mahsus olmak üzere ilk kez seçimlere giren sosyalist fikirli tip 14 milletvekili çıkarmayı başarmıştı. Emekli General 27 Mayıs darbecisi Cemal Madanoğlu ise İstanbul'dan bağımsız aday olarak girmiş ve büyük bir hayal kırıklığına uğramıştı. Bu seçimlerde 27 Mayıs darbesinden sonra cezalandırılan DP'lilerin yakınları da parlamentoya taşındı. Samet Ağaoğlu'nun eşi Manisa'dan, Namık Gedi'nin eşi Samsun'dan, Emin Kalafat'ın kız kardeşi Çanakkale'den, Celal Bayar'ın kızı Nilüfer Hanım Bursa'dan milletvekili olmuştu. Kurtul Altuğ'a göre orduyu anlamayan ve CHP'ye kızan halk, ordu CHP işbirliğini protesto etmek için oylarını Adalet Partisi'ne vermişti. Doğan Avcıoğlu'na göre ise 1960 Mayıs'ında iktidardan süngü zoruyla atılanlar 1965'te büyük bir çoğunlukla karşı devrim yapmak üzere yeniden iktidara gelmişlerdi.